Herkese merhaba, Veni Dil mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir tarif yapacağız. Çıtır çıtır kuzu pirzola yapacağız. Kanalımı takip ediyorsanız benim kuzu pirzolayı çok sevdiğimi bilirsiniz. Bence etin en güzel yerlerinden biri. Bugün de çok basit bir teknik uygulayacağız. Onları yağda kızartacağız. Çıktıktan sonra lezzetine inanamayacaksınız. Gerçekten enfes bir şey olacak. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım. Zaten çok az malzememiz var. Ondan sonra yapmaya başlayacağız. 100 gram ekmek kırıntısı kullanıyorum. 2 tane yumurta kullanacağım. 1 yemek kaşığı parmesan peyniri. 6 kalem pirzola kullanıyorum. İsterseniz 8 ya da 10 taneye kadar çıkartabilirsiniz. Biraz tuz, biraz karabiber kullanıyorum. İşte malzemelerimiz bu kadar. Tabii kızartmak için de biraz sıvı yağ kullanıyorum. Onu da yaklaşık 2 su bardağı, 1,5 su bardağı olarak düşünebilirsiniz. Yani kullanacağınız tavanın bir parmak üzerinde olacak şekilde doldurabilirsiniz. Onun altını açtım. O orta ateşte ısınıyor. Biz de o sırada hemen kısa bir hazırlık yapalım. Yumurtaların içine biraz karabiber ekliyorum. Biraz daha tuz ekliyorum. Aslında kuzu pirzolaları baharatlandırmak yapmaya çalıştığım şey. Onları ilk önce yumurtaya bulayacağım. Ondan sonra ekmek kırıntısına bulayacağım. Ondan sonra kızartacağım. Yumurtaların içine tuz ve karabiber koyduğum zaman onları ayrıca baharatlandırmaya ihtiyaç kalmıyor. Yumurtaları güzelce bir çırpıyorum. Ve tamamdır. Eğer daha fazla miktarda kuzu pirzola kullanacaksanız yumurtalarınızı her zaman birazcık su ekleyip onu fazlalaştırıp biraz daha açabilirsiniz. Şimdi ekmek kırıntısının içine de parmesan peyniri koyuyorum. Bu da ekmek kırıntısının lezzetine lezzet katıyor. İsterseniz bu noktada farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Kekik ekleyebilirsiniz, biraz acılık ekleyebilirsiniz. Ama bence bu haliyle muhteşem oluyor. Hemen nasıl yapılacağını göstereyim. İlk önce kuzu pirzolayı elime alıyorum. Onu hazırladığım, çırptığım yumurtalarda önlü arkalı yumurtaya buluyorum. Ondan sonra hazırladığım parmesanlı ekmek kırıntısına buluyorum her bir iki tarafını. Bu sırada yağımı kontrol ediyorum. Bakalım yağım ne durumda? Eğer kızardıysa, yeterince ısındıysa, ısınmamış. Şimdi bir iki dakika yağın iyice ısınmasını bekliyorum. Ondan sonra kuzu pirzolaları kızartıyoruz. Yağ ısındı. Isındığını nasıl anlıyoruz? İçine minik bir ekmek kırıntısı açın. Eğer hemen fokurdamaya, kızarmaya başlıyorsa hazır demektir. Şimdi ekmek kırıntısına batırdığım kuzu pirzolayı yağın içine bırakıyorum. Ve her bir tarafını 2 dakika olacak şekilde güzelce kızartıyorum. Kalan pirzolaları da aynı işlemi uyguluyorum. Ondan sonra bir kağıt havlunun üzerinde bekleteceğim ki yağını çekmesi için. Ondan sonra servis tabağına alacağım ve nefis gözükecek. Ve çıtır çıtır kuzu pirzolalarım hazır. Onların iki tarafını da güzelce kızarttıktan sonra 5 dakika kağıt havluda dinlendirdim. Ondan sonra bir tabağa aldım. Harika gözüküyorlar. O kadar iştah açıcı ve çıtır çıtır gözüküyorlar ki size anlatamam. Umarım sizler de evinizde denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını benimle Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşça kalın.